Herkese merhaba. Onedio'nun bugünkü konu, gecikmeli konuğu benim. Normalde pandemiden önce yapacaktık bunu ama araya pandemi girince her şey geciktiği gibi bu da gecikti. Başlayalım. Eğer sevgilisi başka bir takımın taraftarıysa sevgilisini Beşiktaş maçına gitmeye ikna eder mi? Yani Beşiktaş maçına gitmeye ikna etmeme çok gerek olmaz herhalde. Çünkü dünyanın en iyi stadı, mükemmel bir yerde, denizin yanında falan filan. Çok ikna etmeme gerek kalmaz diye düşünüyorum herhalde. Rica etsem gelir diye düşünüyorum yani. Gitar çaldığını, amatör arkadaşların arasında DJ'lik yaptığını biliyoruz. Müziğe ilgim var. Peki sesin güzel mi sence? Seni hiçbir zaman şarkı söylerken görebilir miyiz? Ya da gitar çalarken bir şeyler eklemeyi planlıyor musun? Ya söylemek anlamında çok bir yeteneğim olduğunu söyleyemem. Ya severim şarkı söylemeyi ama öyle iddiam yoktur yani bununla ilgili. Gitar çalmayı seviyorum, DJ'lik yapmayı seviyorum ama bu kadar galiba müziğe olan yeteneğim ve ilgim şimdilik yani en azından. Telefonda en çok kullandığım uygulama hangisi? Instagram. Hiç şaşırmadınız değil mi? Genelde abi kardeş iyi geçinemez. Ece ablayla aranız nasıl? Ece ile aramız gayet iyi. Hatta bir ev paylaşıyoruz beraber. Gerçi o şimdi başka bir eve yerleşecek. Ama aramız gayet iyidir ya. Biz çocuktan beri, işte ben üniversiteye gidene kadar zaten hep beraber büyüdük yani. Ben üniversiteye geldiğimde sadece bir ayrıldık. Sonra o üniversiteyi kazanıp buraya geldi. Burada tekrar devam etti beraberliğimize. Şimdi bir ufak kopuş yaşıyoruz ama aramız her zaman çok iyi yani kardeşimle. Kendinde sevmediğim bir özelliğin var mı? Ya illaki. Hatta birden çok olabilir ama en sevmediğim herhalde şeydir ya. Uykuyu çok seviyorum ben. Birçok insan aslında sever bunu da. Yani ben hem seviyorum hem de çok uyuduğum için kendimi suçluyorum ondan sonra. Yani o biraz tatsız oluyor. En sevmediğim özelliğim o olabilir. Çok fazla uyuyor olmam. Oyuncu olmasaydın ne olurdun? Yani mühendislik okudum ben, makine mühendisliği. Büyük ihtimalle onu yapardım. Ama yani ne kadar başarılı olurdum, ne kadar severek yapardım, ne kadar devam edebilirdim onu bilmiyorum. Zaten yaptım da bir süre ve bir yere kadar yapabildim yani sadece. Sonra işte oyunculuk eğitimi almaya başlamıştım zaten. Sonradan oyuncu oldum. Ama aslında bu sorunun cevabı şu. Başka bir şeye bir tutku duymuyorum oyunculuğa duyduğum kadar. O yüzden yani mühendislik diplomam olduğu için mühendis olabilirdim sadece, o kadar. Kendi yüzünde en çok neyi seviyor? Allah Allah, böyle sorulara hiç şey yapamıyorum ya. Kendi yüzümde en çok neyi seviyorum? Yani gözlerimin rengini seviyorum galiba. Gözlerimin rengini seviyorum, evet. Pandemi sürecinde en çok neye vakit ayırdın, ne yaptın? Geliştirebildiğin bir yönün oldu mu? En çok zamanı mutfakta geçirdim. Çok fazla yemek yaptım ve mutfaktaki becerilerimi %100 geliştirdim. Sadece Türk mutfağı değil, böyle işte okudum, araştırdım falan filan. Başka yerlerden de başka yemekler yaptım. Daha önce hiç yapmadım. O yüzden en çok herhalde mutfaktaki yeteneklerimi geliştirmişim. Gitar çaldım bol bol. Gitarla ilgili şeylerimi de geliştirmişimdir diye düşünüyorum, becerilerimi. Bu kadar herhalde. En son karantinada gitar kırmıştım. Yaptırdın mı bari? Yok, yaptırmadım daha. O karantinada değil, çok önce kırılmıştı o gitar. Henüz yaptırmadım. Hatta aslında yaptırmayı da düşünmüyorum çünkü şey, o birazcık böyle bir anısı var onun. Bu The Away Days grubu var. Çok başarılı bir grup. Türkiye'den çıkmış böyle güzel indie gruplarından bir tanesi. Onun solisti benim arkadaşım. O da onun eski gitarı. İlk grubu kurduklarındaki gitar. İleride böyle herif Jimi Hendrix gibi falan olunca bana gitarı şey diyeceğim. Bu onun gitarıydı falan diyeceğim. O yüzden saklıyorum ya. Yani yaptırmıyorum. Kırık halini daha çok beğeniyorum. Daha rock'n'roll oluyor. Hayatta asla affetmem dediğin ne var? Hiçbir şey yok. Yani affedilmeyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar hata yapar. Hatalar da affedilebilir. Affedilmeyecek bir şey yok bence. Yediğin en tuhaf şey. Yani tuhaf derken ya tadı tuhaf olan bir şey değil bu ama hani yenen bir şey değil. Normalde o yüzden tuhaf gelmişti bana. Çikolata kaplı çekirge yemiştim Amerika'dayken. Yani çekirge de yedim herhalde. Birkaç farklı bir şey daha yedim. Bir 3-4 tane attım yani ağzıma. İçinde böcek vardı onların hepsini biliyorum. Herhalde odur en tuhafı yediğim şey. Söyleyince sanki evden böyle bir şey eve otururken bir karıncayı falan tutup yiyormuşum gibi oluyor. Cenk'e bir nasihat verecek olsam bu ne olurdu? Allah, hangi biri acaba? Çok fazla nasihat vermek isterdim Cenk'e açıkçası. Herhalde önce kendini sev. Yani önce kendinle barış. Hani işte babasıyla dertleri vardı, annesiyle dertleri vardı. İşte Ceren, Cemre, işte Nedim falan. Sürekli bir oraya bir buraya giden bir karakterdi. Ama kendisine hiçbir zaman dönmüyordu yani. Kendisine, kendi içine dönüp kendisiyle barışmıyordu herhalde. Onu önerirdim kendisine. Stalk yapmayı sever mi? Bu şey gibi bir şey işte. Çok yalan söyler misin falan gibi bir şey. Herkes stalk yapar arkadaşlar. Herkes de stalk yapmayı sever. Kimse yalan söylemez. Birbirimizi kandırmıyor. Şimdiye kadar aldığınız en iyi tavsiye. Aldığım en iyi tavsiye neydi ya? Yok, öyle bir tavsiye almadım da. Ha, şöyle bir şey söyleyebilirim. İlk işim için audition'a gittiğimde ya işte ve oradan olumlu haber geldiğinde ben normalde hani bir oyuncu olmaya henüz hazır olmadığımı düşünüyordum ve daha eğitimim de bitmemişti zaten. O yüzden ben sadece audition'a gidip sadece tecrübe kazanıp oyunculuk yapmaya başlamamayı düşünüyordum. O zamanlarda işte Çağ Çalışkur, Kraft'taki hocam ya git dedi, gör dedi. Yani önce tecrübe, ya hazır olmayı bekleme çünkü orası da seni hazırlayacak aslında falan diye beni birazcık itirmişti. Mesleğe başlamama sebep olmuştu yani bu. Herhalde en güzeli oydu şimdiye kadar hayatımdaki. Evet, bakalım. Kedinin Gırgır'ın adı neden Gırgır? Aslında hiç böyle yaratıcı ve süper ilginç bir hikayesi yok bu durumun ya. Ya ben Gırgır'ı şeyde böyle bayağı çok kar yağdığı bir zamanda böyle karların içinde da çok küçüktü, şöyle yavruydu, avuç kadardı. Böyle bayağı her yeri mantar, yara bere falandı. Öyle bir durumdan işte
aldım, veterinere götürdüm. İşte iyileşti falan, bir hafta 10 gün veterinerde kaldı. Sonra da sahiplendim yani, evime aldım. Dolayısıyla seviyor bayağı beni, ben de onu çok seviyorum. İşte ilk günlerde yaptığı tek şey bir yerde oturmak ve böyle sürekli gırr gırr diye gırlamaktı. Ben de onu seviyordum böyle sürekli. Hiç hareket etmiyordu, yemeğini ben götürüyordum önüne, suyunu ben götürüyordum. Ve o oturduğu yerde durup böyle korkak, böyle pısırık bir şekilde gırlıyordu. Sev beni, sev beni diye. Hani çok gırladığı için gır gır koydum. Çok da, yani çok düşündüm böyle, süper cool bir isim bulayım işte ben bu kediye. İnanılmaz hiç koyulmamış bir isim olsun falan dedim. Sonra baktım böyle 2,5 aydır kedinin ismi yok. Dedim bir ismi olsun artık ve kendi ismini kendi koydum. Kendinden yakışıklı bulduğun sen yaşlarında bir oyuncu söyler misin? Burak Deniz diyebilirim. Cem Yiğit Üzümoğlu kesinlikle diyebilirim. Arkadaşlarıma kıyak yapıyormuşum gibi oldu. Ama öyle düşünüyorum yani. Bu kadar, daha fazla herkesi de pohpohlamıyorum. Hiç kimse benim adımı verdi mi mesela? En sevdiğin, bende yeri ayrıdır dediğin projen hangisi? Ya şimdi en sevdiğin falan olunca böyle şimdi olmuyor. Yani çok sevdiğim çok projem var. En sevdiğim hangisi? Hepsini çok seviyorum. Ama benim için en yeri ayrı olan iki tanesini söyleyecek olursam mesela Tatlı Küçük Yalancılar ve Zalim İstanbul diyebilirim. Biri ilk işim ve işte hayatımın akışını çok değiştiren bir iş olduğu için. Diğeri de en uzun süren ve en çok kendimden verdiğimi düşündüğüm, en çok mücadele ettiğim iş olduğu için. Sen Cenk'in yerinde olsan Ceren'i mi yoksa Cemre'yi mi seçerdin? İkisini de seçmezdim arkadaşlar. Lütfen. Soru değil. Sana yapılsa en çok sinirleneceğin davranış nedir? Herhalde şey ya, öyle görmezden gelinmek galiba. En çok rahatsız eden, beni en çok sinirlendiren davranış. Görmezden geldiğini göstererek görmezden gelmek. Yani birine öyle bir şey. Bana yapılsa en çok sinirleneceğim şey davranış olur diye düşünüyorum. Gizli yetenekleriniz veya tuhaf hobileriniz var mı? Yani gizli yetenek, mesela uçabiliyorum falan. Hani öyle bir şey yok tabii ki ama ya şey... Ve ayaklarımı yani bir maymun kadar ustalıklı olmasa da çok ustalıkla kullanabiliyorum. Odamı toplama konusunda, işte bir şey, bir yere düşen bir şeyi alma konusunda falan. Söyledim artık yani, söylemem gerekiyordu. Herhalde en gizli yeteneğim odur. Hatta şöyle bir şey, çok bilgisayar oynadığım için annem kızardı böyle ortaokuldayken, lisedeyken. İşte odanı da toplamadın, sabahtan beri bilgisayar oynuyorsun falan. Ben bilgisayar oynarken böyle aynı esnada ayağımla böyle oradan tişörtümü alıp yatağa fırlatıyordum. Buradan işte kalemi alıp masaya koyuyordum falan. Neyse yani öyle şeyler yapıyorum. Herhalde gizli yeteneğim odur. En son kiminle yazıştı? En son kiminle yazıştım? Kimle yazıştım ya en son ben? Oh, hatırlamıyorum. Simge'yle yazıştım işte buraya gelirken. Neredesin falan. Değil mi yani, o var, başka yok. Yani şimdi bütün DM'mi de burada dökmemi beklemeyin arkadaşlar. Herkesin bir hayatı var. Kıskanç biri misin? Sevdiğin kızı kıskanır mısın? Yani kıskanç biri olduğumu hiç düşünmüyorum. Hiç kimseden duymadım daha önce. Ama tabii ki kıskanırım yani sevdiğim karını. Ama böyle bir şey, bir kıskançlık değil işte. Onu yapma, bunu yapma, şuna bakma, buraya gitme falan, öyle bir şey değil yani. Herkesin sınırlarına, çizgilerine saygı duyarım. Zaten güveniyorsam o insana, benim kız arkadaşımdır o insan. Güveniyorsam da kıskanmama çok fazla gerek yoktur yani bence. O zaman dile kolay şeylerden bir tane, erlerden falan diyor şimdi şu an. İzleyen birisi bana var büyük ihtimalle. Hadi hadi falan. Çalışmak istediğin yönetmenler var mı? Varsa kim? Tabii ki işte çok bilindik olanlardan, işte yani Tarantino, Scorsese. Yani çalışmak ister miyim istemez miyim ya, yönetmenlik tarzlarını bilmediğim için, sadece hani çıkan işi gördüğüm için çalışmak isteyip istemeyeceğimi bilmiyorum ama sevdiğim yönetmenler olarak söyleyeyim yani. Gaspar Noé. Gerçi onunla çalışmak da isterim çünkü duyduğum kadarıyla bayağı oyunculuk üzerine çok fazla eğiliyormuş yani. O da benim için çok önemli bir bütün çünkü yani işte bütün işte resimler, ışık, dekor, her şey işte ve oyunculuk, hepsi bütün senaryo. Hepsiyle ince ince ilgilenilmesi hoşuma giden bir şey, o yüzden Gaspar Noé dedim. Tarantino'yu ayrı sevdiğim için Tarantino dedim. Yeni diziniz iyi günde kötü günde hayırlı olsun. Teşekkürler. Nasıl gidiyor çekimler? O çekimler gayet iyi gidiyor. İşte bir ay 10 gün, işte bir ay 15 gün arası bir şey oldu. 1,5 ay civarında bir şey oldu başlayalı. Bizim keyfimiz çok yerinde. Yani eğlenceli bir senaryo. Oynadığım karakterle ilgili çok memnunum. Yani biraz daha iç enerjisi daha böyle düşük olan ve daha az yorucu bir karakter Cenk'ten sonra. Ya ekip, çok güzel bir ekibimiz var. Kamera arkası, kamera önü. Herkes yani sanki yıllardır beraber çalışıyormuş derece. Böyle bir şey var aramızda yani, böyle garip bir uyum var yani, o çok güzel. Herkes memnun. İşte bekliyoruz bakalım seyircimiz ne tepki verecek. Yayınlandıktan sonra onu da göreceğiz ama hepimizin keyfi çok yerinde yani şu anda diziyle ilgili. Telefonumda en son çektiği fotoğraf, hemen bakalım. Hatırlamıyorum çünkü. Kedimin fotoğrafını çekmişim en son. Yeni bir tane kedi sahiplendim ben. Bu benim yeni kedim. İsmi de Flu. Onun isminde çok garip bir hikayesi yok. Sadece gözleri görmüyor, biraz Flu görüyor. O yüzden Flu koydum. Gırgır bu durumda hiç memnun değil. Gırgır bayağı mutsuz. Ama yapacak bir şey yok. En son çektiğim fotoğraf bu. Neden sosyal medyada pek aktif değilsin? Aktif değilim yani.
aktif oluyorum. Sadece paylaşım çok fazla yapmıyorum. Zaten hani çalışırken telefonumu yanıma almıyorum ben genelde. Sete girdiğimde çantamı içine koyuyorum. Telefonumu ve işte akşam, gece ne zaman çıkarsam setten. Çıkarken oradan alıyorum. Tabii aralarda işte işim gücüm olduğu zaman tabii ki bakıyorum ama çok aktif telefonu yanında taşıyan ve sürekli hayatın içinde telefonla gezen bir adam değil. İş hayatımda o beni dağıttığı için hani sonuçta Ozan olarak değil orada hani başka bir karakter olarak orada olmaya çalışıyorum. İşte kendi içimden hani birazcık oyunculuğumu da besleyebilmek için. O yüzden Ozan'ı hatırlatan şeylerden uzak durmaya çalışıyorum genelde. Yani asıl mantığı bu. Onun dışında çok ben dışa vurumcu bir adam değilim zaten. Daha introvert bir insanım. Yani içsel hani daha çok yaşıyorum birçok şeyi. O yüzden yaşadığım şeyleri çok fazla herkesle paylaşmayı bilmiyorum. Yani sevmiyor değilim aslında ama öyle bir dürtüm yok. Yani mesela birisi bir manzara gördüğü zaman çıkartıyor telefonu. Hemen işte bunu çekeyim, paylaşayım. Aklına geliyor o kişinin. Ama benim aklıma öyle bir şey gelmiyor. Yani ben manzara görüyorum. Aa ne güzel manzara diyorum. Bakıyorum yani sadece. Hani hani yani ne bileyim işte manzara bakıyorum ya da ne bileyim işte bir şey yani neyse artık. Hani mesleğim gereği öyle bir tarafı da var bu işin onun da farkındayım. Hani oraya iş arkadaşlarımı üzmeyecek şekilde işte menajerimi işte falan paylaşım yapmaya çalışıyorum. Ama evet çok aktif olmuyorum. Çok da gerek var mı bilmiyorum. Gönderdiğiniz sorular için çok teşekkür ederim. Vallahi ben daha uzun sürer diye düşünüyordum ama o kadar hızlı geldi ki yani bayağı hızlı gitti. Bayağı heyecanlıydı benim için güzeldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Thank you.